Şimdi hocam, burada tabii ayıp tanımında açık ayıp ve gizli ayıp konuları var. Şimdi bu açık ayıpta ve gizli ayıpta da zaman aşımı süreleri var. Fark ediyor. Eğer o ayıp gizlenmişse, sonradan ortaya çıkmışsa onun zaman aşımı süresi farklı. Eğer açık ayıp taşıyorsa farklı. Sizden ricam, açık ayıp, gizli ayıp ve bunlardaki zaman aşımı süreleri konusunda da bizi bilgilendirir misiniz lütfen? Tabii. Şimdi biz ayıpı çeşitli ayrımlar var. Aslında belki bunlarda bilgi vermek daha iyi olur. Bir ayrım, ayıp maddi olabilir, hukuki olabilir veya ekonomik olabilir. Başka bir ayrım, ayıp açık olabilir, gizli olabilir veya ayıp kullanmayla ortaya çıkabilir. Bu ayrım da bizim için önemli. Açık ayıp, olağan gözden geçirmeyle anlaşılan ayıptır. Örneğin bir cep telefonu aldığınız zaman sağında sonunda baktığınızda problem var mı, işte çalışıyor mu? İlk anda fark edebileceğiniz problemler açık ayıptır. Bazı ayıplar gizlidir. Gizli ayıpların özelliği olağan bir gözden geçirmeyle anlaşılamamasıdır. Onu anlamak için ayrıntılı bir gözden geçirmek gerekir. Bu halde gizli ayıp vardır. Bir de öyle ayıplar var ki malı gözden geçirseniz bile bunu anlamanız mümkün değil. Mutlaka uygun koşulların oluşması gerekir. Biz buna kullanmayla ortaya çıkan ayıp diyoruz. Şöyle örnek verebiliriz. Hani bir kıyafet alırsınız. Hani bazı kıyafetlerde kısa sürede renk solar ama renk solması için ne olması lazım? Yıkamanız lazım, güneşe çıkmanız lazım. Veya koltuklarda çok olur, alırsınız belli bir süre sonra kısa sürede deformasyon başlar. Rengi solar, çökmeler olur. Bunlar kullanmayla ortaya çıkan ayıplardır. Veya bir konut alırsınız, teslim yazın yapılır. O konutun su yalıtımının iyi olup olmadığını yazın bilemezsiniz. Bunun için ne olması lazım? Kış şartlarının oluşması, yağmurların yağması lazım. Veya bir bina alırsınız, sağlam mı değil mi? Bunun için deprem olması lazım. Depreme dayanıklı olup olmadığını anlayabilmek için. Bu tür ayıplar da kullanmayla ortaya çıkan ayıplardır. Şimdi süreye gelirsek, bizim tüketicinin koruması hakkında kanunda süre konusunda çeşitli ayrımlar var. Bizde genel zaman aşımı süresi 2 yıldır. O da malın teslimiyle başlar. 2 yıllık süre taşınırlarda söz konusudur. Örneğin araba aldınız, tekne aldınız, motosiklet, kıyafet, beyaz eşya, bu tür mallarda ayıptan sorumluluk 2 yıllık zaman aşımına tabidir. Teslimle başlar. Eğer satıcı o malın ayıplı olarak tesliminde kusurluysa, ağır kusurluysa zaman aşımı süresi 10 yıldır. Yani bir malı aldığınızda satıcı o malın ayıplı olduğunu bilerek piyasaya sürüyorsa zaman aşımı süresi daha uzuyor ve 10 yıla çıkmış oluyor. Konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda süre daha farklı. Konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ayıptan dolayı sorumluluk süresi 5 yıldır. Ama konutun ve tatil amaçlı taşınmazın ayıplı devrinde satıcı ağır kusurluysa orada zaman aşımı süresi 20 yıla çıkmış oluyor. Süreleri bu şekilde toparlayabiliriz. Şunu da söyleyeyim, bir ekleme yapalım. Ülkemizde ikinci el, yenilenmiş ürünler satılabiliyor. İkinci el malların satışı da normal, yasal zaten, problem yok. Bunlarda zaman aşımı süresi daha kısa. Taşınırlarda ikinci el ürünlerde, yenilenmiş ürünlerde zaman aşımı süresi 1 yıldır. Konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda 3 yıldır. Bu istisnayı da vereyim. Yeni